Eğer kat hizmetleri departmanı yoğun bir günde ise odayı temizlemekte zorlanacaktır. Bu durumda aynı şartlara sahip başka bir oda verip veremeyeceğimize Ctrl S ile ulaşacağımız room search ekranı üzerinden de belirleyebiliriz. Misafirin rezervasyonu suite oda tipindeydi. 4 gece için kalıyordu. Ve şu andaki sadece temiz odaları listelemesini istediğimizden dolayı search butonuna basarak dilersek farklı müsaitlikteki odalardan da bir tanesini misafire tahsis edebiliriz. Diğer bir yöntem ise giriş yapacak tüm rezervasyonları oda tipine göre listelettirmek, 703 dışında başka bir odanın da var olup olmadığını görmek ki örneğimizde 704 nolu oda şu anda giriş bekleyen ama temiz bir oda durumunda ve eğer Hüseyin Öztürk isimli 704'e giriş yapacak misafir karşımızda yok ise Options üzerinden Swap Room ile Hüseyin Öztürk'ün rezervasyonunu bulup A rezervasyonu için 703'teki blokajı B rezervasyonundaki 704 ile değiştirebiliriz. Sistem devrim sür git rezervasyonunda bir süper blok olduğunu, blokajın kilitlenmiş olduğunu bize belirtmekte. Eğer yetkimiz var ise devam etmek için bizden teyit beklemektedir. Ve rezervasyonları bu şekilde kaydedersek eğer artık devrim sür git 704 nolu odada konaklayacaktır. Seçeneklerin altında yer alan User Log opsiyonu ile rezervasyona ait değişiklikleri görebileceğimizi daha önceden de belirtmiştik. Değişikliklere şöyle bir göz gezdirecek olursak, misafirin Hürriyet gazetesi okuduğunu belirttiğimizi, son günü için komplimenteri bir fiyattan bedelsiz olarak kalacağını söylediğimizi, fatura yönlendirmelerini değiştirdiğimizi, kuyruğu alıp kuyruktan çıkarttığımızı da görebiliriz. Deminki oda blokaj değişikliği ile birlikte kilitli olarak blokajlanmış 703 nolu odanın 704 olduğunu görmüştük. Artık 704 içinse bu misafirin herhangi bir blokaj kilidi söz konusu değildir. Eğer 704 için de yetkisiz kullanıcıların odayı değiştirmemesini istiyorsak tekrar rezervasyon kartına gelip Lock Room opsiyonu ile odayı kilitlemeniz yeterlidir. Misafirimizi bu kadar uğraştırdıktan sonra artık otelimize check-in butonu ile kabul edebiliriz. Giriş sırasında diğer kullanıcı arkadaşlarımızı uyarmak üzere bıraktığımız check-in notu da karşımıza bu şekilde çıkacaktır. Kredi kartı detaylarını yine tesis isterse giriş sırasında tekrar kullanıcının önüne getirebiliriz. Ve eğer kapı kilit sistemi tarafından desteklenen bir arayüzle Fidelio üzerinden haberleşmesi varsa isterseniz anahtarı da Fidelio üzerinden otomatik olarak bastırabilirsiniz. Aynı zamanda eğer var ise misafire ait mesajlar da bu ekranda yine karşımıza gelecektir. Mesajı okundu olarak işaretlemek ya da misafire iletildiğini belirlemek için mesajı seçtikten sonra Receive tuşuyla bu aşamayı da geçebiliriz. Artık misafir check-in olan bir misafir olduğundan in-house sekmesi altından takibi yapılabilir. Misafirin herhangi bir nedenden dolayı girişi ve hatta rezervasyonu iptal edilecekse Options altında Undo Check-in seçeneğiyle girişi iptal edebiliriz. Sistem burada bize 704 nolu odaya check-in yapılan misafirin oda durumunun ne olacağını sormaktadır. Arkadaki ekranda göreceğiniz üzere şu andaki housekeeping durumu touch up yani dokunulmuş bir oda olarak işaretlenmişti. Eğer misafirin odaya çıkmadığından eminsek bu seçeneği clean ya da kafamızda bir soru işareti varsa touch up ya da dirty gibi farklı bir kirli statüsünde bırakabiliriz. Unutulmaması gereken şey, eğer misafirin folyosunda bir balans var ise check-in iptali gerçekleşmeyecektir. Aynı şekilde misafirin giriş tarihinden sonra ilk gece işlemi sonlanmışsa ertesi günlerde de check-in işleminin iptali söz konusu olmayacaktır.
Check-in iptal edilmiş bir misafiri tekrar arrival ekranlarından bulup sağdaki cancel reservation seçeneğiyle rezervasyonu iptal edebiliriz. Rezervasyon iptali sırasında misafire atanmış olan trace'lerin de silinip silinmeyeceğini sormakta sistem. Hayır seçeneğiyle trace'lerin var olmasını sağlayabiliriz. Burada yine karşımıza gelen 1037 numaralı iptal numarası ise başka hiçbir rezervasyonda bulunamayacak olan kendine has bir numaradır. Eğer misafire herhangi bir iptal faksı ya da bir iptal konfirmasyonu gönderilecekse bu numara üzerinden takibi yapılabilir. Artık rezervasyonumuz da arrival altında gözükmemekte. Bu rezervasyonun sorgusunu ise all seçeneğiyle iptal rezervasyonları alarak tekrar ulaşabiliriz. Zaten rezervasyonun iptal olduğunu sağ alt köşedeki HTML üzerinden de kırmızı olarak takip edebiliriz. Misafir tekrar fikrini değiştirip konaklamak istiyorsa reinstate butonu ile rezervasyon tekrar aktif hale getirilebilir. İptal ya da yeniden aktif etme gerekçeleri ise veri tabanı üzerinden tesisin isteğine göre tanımlanabilir. Tekrar rezervasyonumuz arrival ekranına düştü. Misafirin rezervasyonunu iptal edip yeniden aktif hale getirdiğimiz zaman misafire blokaj dediğimiz 704 dolu odanın blokajını aslında çözmüş bulunuyoruz. Yapılacak işlem rezervasyon kartı içerisinden 704 dolu odayı room'un karşısına elle yazmak ya da room search ekranını açıp misafirin istediği özelliklere göre bir odamız var ise bunu misafire sunmaktır. Arama alanımızda sigara içilen üst katlarda ve asansörden uzak herhangi bir suite odaya 4 gece için rastlanmadı. Kirli ve kullanılmış odalarda da bir arama yaptığımız zaman hala var olmadığını gördük. Bugün çıkış beklenenleri ve servis dışı olan odaları da arattırdığımız zaman hala bir odaya rastlayamadık. O zaman yapmamız gereken işlem misafirin tercihlerinden bazılarını ya da tamamını filtreden çıkartarak misafire verilecek en uygun odayı bulmaktır. Misafirin aynı şartlarda bir oda daha rezervasyon istediğini düşünecek olursak, daha önceden seçeneklerin altındaki add-on opsiyonu ile birebir rezervasyon kopyası yaratabildiğimizi görmüştük. Diğer bir seçenek ise rezervasyon kartının içindeyken oda sayısını 2'ye çıkartmak ve seçeneklerin altındaki split ile ya bir odayı ya da 2'den fazla oda var ise tümünü birden parçalamaktır. Split one dediğimiz zaman bize yeni bir konfirmasyon numarasıyla birebir aynı şartlarda bir kopya rezervasyon daha yaratacaktır sistem. Ama tabii ki bu rezervasyon içerisinde trace ya da rezervasyona özel mesajlar var ise yer almayacaktır. İkinci yaratmış olduğumuz rezervasyonu iptal etmek istiyorsak cancel reservation seçeneğiyle iptali gerçekleştirebiliriz. Turnaway ise belirli bir nedenden dolayı geriye çevirdiği misafirlerin istatistiğini takip etmek isteyen oteller kullanabilir. Şöyle ki walk-in gelen bir misafiri müsait odanız olmadığından ya da fiyat pahalı geldiğinden dolayı geriye çevirebilirsiniz. Geri çevirme istatistiklerini takip etmekte de daha önceden tanımlanmış nedenler belirtilebilir. Add-on ya da split seçeneğiyle çoğaltılmış rezervasyonlarda bir nedenden dolayı profil değiştirmeniz gerekirse işlem şu şekilde yapılabilir. Örneğimizde misafirin rezervasyonunu add-on ile çokladığımız zaman yeni açılan rezervasyon da aynen eski rezervasyonun sahip olduğu profile sahip olacaktır. Bu durumda ekranın üst tarafında yer alan Select Another Profile butonu ile değişikliğin yapılacağı profil aranılabilir. Eğer yok ise yeni bir profil
oluşturulabilir. Ekranda çıkacak profili değiştirmek istediğinizden emin misiniz sorusuna kullanıcılar evet derse gerekli değişiklik yapılacaktır. Eğer add-on işlemiyle çoğaltılan rezervasyonda selected profile değil de misafirin profil isminde bir farklılık yapılırsa bu sefer misafirin adına açılmış olan tüm rezervasyonlar hatalı bir şekilde yeni açılmış olan profile bağlanacaktır. Tekrar rezervasyonumuzu eski haline getirmek için orijinalde olması gereken profili seçip burada yazıyoruz. Profili değiştirmek istediğimiz rezervasyon içine girip Select Another Profile ile olmasını istediğimiz profili bulabiliyoruz.